Mine sen ısrarla şunu söylüyorsun, diyorsun ki Merve konuş, Merve konuş, Merve bir şeyi, Merve saklıyor, Merve bir şeyi saklıyor. Bence sen Merve'nin ne sakladığını bence biliyorsun değil mi Orhan Bey ya? Yani sanki öyle bir izlenimi yani, var. Aile herkes bir sırrı biliyor evet. da söylemiyor gibi yani. Ne biliyorsun sen ya söyle. Ben, hani diyorum ya yok ilk geldiğinde zaten yok babamla şiddet görüyorum yok böyle yok şöyle. Sonra babamı bir gördük yani yanında tamam şimdi de başka şeyler söylüyor. Ama ben yine diyorum biz o evde huzursuz bir ortam geçirdik. Yalan inkar etmiyorum ben bunu. Biz gayet de huzursuzduk yani. Bir oturup tatlı ekmek yediğimizi bilmiyorum ben. Ya, tamam, annemle bile var. Annem varken de zaten aynısı da annem gittikten sonra da aynısı oluyordu bizim evde. Babam ne? En ufak bir şeye sinirlense affedersiniz sofrayı ters çeviren bir insanı zaten. Ya şiddetle istismarı ben onu çözemiyorum. Onu söyle. İstismarı söyle. İstismar ya var mı yok mu? Yani şiddet tamam o yapmış. Yapması ama yapmış. Ne diyeyim adamı gidip yakasına mı sarılalım? Yaptın diye. Ama istismarı diyorum. Bak en kötü şey istismar. Bir kişiye hani leke atmak. Leke. Şu an için. Benden namus abla. Ben de belki başkasına çarpmam. Ama şu an için ben eş olduğum için bana da şey sorumlu. Biri eşe düşmüyor ama. Her kadın kendi namusu. Gerçeklerse gerçekleri söylemek lazım. Alınmayacak bir şey yani. Hayır Didem Hanım. Söyle Mine. Dinliyor musunuz? Evet dinliyorum. Madem kız kardeşim öyle diyor. Yok diyor yalan yok diyor şöyle yok diyor böyle. Peki babam sonra Merve de bilmiyor gerçi. Peki baba ben ikinci eşimle evlendik evlenince ben zaten kaçarak evlendim bunlar. Ondan sonra zaten daha sonra o zaman niye kaçtığımı duyunca demiş. Bilseydim ben zaten diğer kardeşlerine kaçtı benim. İkisi de kaçtı. Niye demiş? Çok evvel bilseydim bunu kızar. İlaç yapmış demiyor ki. Sinirlen demişti ya. Niye demiş? Ya niye demiş? Ya ya. Bunu normal bir insan demez yani. Ya normal demez de. Ama yapmamış ya. Yapmadığı şeyi nasıl demiş yapmıyorlar. Ya demek ayrı yapmak ayrı abla. Ben Mine ne diyor? Ortasında. Mine ne diyor? Ne diyorsun Mine? Niye söyler Merve insanlar? Tamam bu şey? Annesinin teyzesinin lafıyla geldi oraya. Hı. Didem Hanım öyle bir şey asla olmadı da babam yapmaz öyle bir şey. Tamam şiddet emeğiyle ama babam öyle bir şey değil. Yapmaz diyorsun yapmaz. Değil. Niye öyle bir şey diyor? Hani peki sana yaptı mı? Ben sana yapsana yaptım ben sana kız çocuğu hatta sen daha büyüksün yani yaş olarak hani gösteriş olarak mahrem öyle sen yaptı mı? Yaptı ben mı yapmadı mı? Söylüyorum. Niye söylemiş baban? Ya yaptı mı yapmadı mı onu söyle kardeşim yaptı mı yapmadı mı? Niye ben zaten benim 3 tane kızım vardı ben onları gömdüm. Bu ne demek o zaman? Ya sana gömmek yaptı mı yapmadı mı onu söyle. Mine, gömmesi değil. Mine Rabia bir dakika. Mine çok net bir soru soruyor. Senin baban Merve'ye istismarda bulundu bunu söylüyorsun iddia ediyorsun. Cabir de diyor ki sana yaptı mı sana bir istismarda yani, bulundu mu? Onu söyle bana yani, yaptı mı yapmadı mı? Annen diyor ki Emine Hanım da diyor sen de diyorsun yani köyde ona yapar onu da yapar mı? Sana da istismarda bulundu mu? Alo sesi tab gelmedi tamam. Tabi gelmez duymadı işine gelmedi ondan duymadı tabi. Her şeyi duyuyor ya. Şu anda gerçekten Allah Allah. Tamam duyuyor benim sesimi duyar. Mine alamıyorum sesinizi. Mine duyuyor musun beni? Ha şimdi duyuyorum Didem Hanım. Baban sana bir istismarda bulundu mu? Babam bana değil. Babam işte bu ben evlendikten sonra zaten bu ikinci eşim. Merve istismarda bulunma diyor. Bu babam bunu senin ikinci eşin o babana cevap verememiş mi? Ben de bunu anlamıyorum yani şimdi. Ne biçim konuşuyorsun sen diye kızların hakkında bunu nasıl söylersin diye bir tokat dahi atamamış mı ya? Anlamadım gerçekten yani. Ya hep şebek bulaştırmayacak bir daha. Didem Hanım duyuyor musunuz? Duyuyorum söyle Mine. Ha, peki babam orada gayet de hani sakin mesela. Benim babam normalde sizin yanında sakin olduğuna bakmayın. Babam ben bile ilk defa gördüm babam ekranlara karşı sakindi galiba. Ben gerçekten böyle sakin böyle normal oturan olduğunu ilk defa ben canlı yayında gördüm zaten. Dur tamam bir dakika ben şunu merak ediyorum Merve. Ben de aynı fikirdeyim. Babam burada kendini çok kontrol etti. Gelir gelmez de ben çocukların ölümüyle ilgili senin yanındayım dedi. Pozisyon aldı. Pozisyon aldığı için de senin bazı şeyleri söylemeni bence kamufle etti. Şimdi istismarı bir kenara bırakalım. Tamam kızım. Bir kenarda dursun. Merve, o evde istismar dışında, istismarı sormuyorum. Senin baban nasıl bir adamdı? Siz o evde ne yaşadınız? Çünkü bağlanan herkes şunu söyledi. Yani korku filmi gibi bir evde. Tamam, bağlanan herkes bir bu, bir bu, annesi, bir dayısı. Yok, başkaları da bağlandı. Onu bilmiyorum. Telefonla geliyor. Bağlayamıyorsunuz. Bir dakika, dur. Onların köyünde. O evde sen ne yaşadın? Yani kardeşlerin şiddet gördüğünü söylüyor, dövülüyor, senin parmağın kırılıyor. Ya bize o evi anlatır mısın? Ne olur lütfen ya. Ya Didem Hanım, tamam. Olabilir. Her gün kötüydü diyor. Ya her gün değil ya, her gün Didem Hanım ya. Babam sinirlendiği zaman oluyordu, birbirine kızdığı zaman oluyordu. Her gün oluyor muydu? Hayır, olmuyordu, her gün olmuyordu. Herkes bağlanabilir isterseniz Didem Hanım. Olmuyordu. Tahtoba bağlansın. Bağlansın tahtoba, nasıl bir ev olduğunu. Bizim evin için nereden görüyorlarmış? Annen diyor ki ben her gün şiddet görüyordum diyor. Görüyor muydu, görmüyor muydu annen şiddet? Her gün görmüyordu Didem Hanım. Arada sırada görüyordu. Yani her gün olmuyordu. Sen arada sırada görsen şiddet, o evde kalır mısın? Ya Didem Hanım, madem zorlu gördü bizi niye bıraktı? Ben madem babam bana istismarda bulundu, bizi niye bıraktı o zaman? Gitmeseydi zorlu görünce niye gidiyor o zaman? Madem anneydi de. Annenizi dövüyor muydu? Sefa'yı dövüyor muydu? Arada bazen sinirlenince oluyordu. Ona dövüyordu. Yani arada, fazla değil. Mine Sefa'yı dövüyor muydu? Yani arada gerçekten Sefa'da anne şiddet uyguladı biliyorum. Ya dövüyordu yani, sinirlendiği zaman dövüyordu. Tamam. Sefa telefon hattındaymış şimdi. İşte. Tamam. Sefa konuşsun. Sefa konuşsun şimdi. Mustafa'yla ben yiyordum zaten evde. Tamam. Sefa, Ali hatta mısın? Evet, hattayım. Buyurun Didem Hanım. Şimdi o evde sen şiddet görüyor muydun? Neler yaşıyordunuz? Abileriymişsin galiba. Hı. Şimdi o evde şiddet görüyor muydun derken, ben bu yaşıma kadar babamla birlikte yaşadım. 3 yıldır ayrıyım evlendiğimden dolayı. Hı hı. Hani bu ev içi halidir. Babamdan dayak yedim, yemedim değil. Sefa, aile dayak terbiyesi olmaz. Dayak olmaz Sefacığım. Hayır, kusura bakma. Hayır, hiç mi kimse yani babasından 2 şamar 2 fiske yemedi? 2 şamar 2 olmaz yani. Bunun hiçbiri kabul edilemez. Sen bu dayağı savunmak için eğer bu yayına bağlandıysan, hayır, ben seninle konuşmam. Asla konuşmam yani. Benim amacım bir saniye, dayağı savunmak falan değil. Dayakta terbiye var diyen birini ben yayında asla konuşmam. Sefa'yı alabilirsiniz arkadaşlar. Dayakta terbiye mi olurmuş ya? Allah, bu nesini savunuyor bu çocuk yani? Elini kırmış, terbiye etmiş Sefa. Öyle mi senin kardeşini? Kırarak terbiye mi olur? Ay, sinirlendim ya. Tövbe estağfurullah.